Hocam psikiyatriste gider misiniz siz? Roman yazdıracağım kendimden. Gülseren Budayıcıoğlu, Türkiye'de her iki kişiden biri depresyonda şu an dedi. Sabahtan akşama deli miyim ben, devamlı neşeli geçeceğim. Bir dil öğrenmenin en kolay yolu hangisidir? İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmek iyi bir yol değil. İspanyolca öğrenip çatır çatır konuşayım. Sonra da çatır çatır unutursun. Sizce ülkenin yüzde kaçı cahil? Memleketimizin %80'i köylüdür dedikleri zamanda bile alışılmış cehalet duvarını aşmıştık. Hocam, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı geçenlerde demiş ki ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi. 300 kelimeyle konuşursan böyle laf edersin. Demeç verdiğiniz zaman lütfen 2000 kelimelik bir lisanınız olmasına hiç değilse dikkat edin. Türkiye'nin güvenilir sağlam kapı markası Boyut Çelik Kapı, İlber Ortaylı'yla Cahille Sohbeti kesimi sunar. Herkese selamlar. Biliyorsunuz akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak artık bir zorunluluk. Akıcı ve anlaşılır bir şekilde İngilizce konuşabileceğimiz bir eğitim almak da her zaman mümkün olmuyor maalesef. Aman yanlış konuşur muyum gibi benzeri kaygıları sıkça duyuyor, pratik yapmakla ilgili endişelerin İngilizceyi öğrenmeye ve geliştirmeye ciddi bir engel olduğunu görüyoruz. Tam da bu noktada Cambly imdada yetişiyor. Cambly, deneyimli eğitmenleriyle sizin bulunduğunuz yerden İngilizce öğrenmenizi kolaylıkla sağlayacak bir uygulama. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde bulunduğunuz seviyeye göre hazırlanan ders programlarıyla hem sıfırdan İngilizce öğrenme hem de İngilizcenizi geliştirme imkanı sunuyor. Hedeflerinize giden yolda kısa sürede istediğiniz noktaya ulaşmanızı sağlayan Cambly uygulamasının harika bir de kampanyası var. İlk dersin ücretsiz olduğu Cambly'de 60 OGREN koduna özel 12 aylık üyelik paketlerinde %60'lık indirim fırsatı var. Ayrıca Cambly Kids'teki 4-5 yaş arası çocuklar için verilen eğitimlerdeki %60'lık indirimden faydalanmak için aşağıda yer alan linke göz atabilirsiniz. Hocam, siz bu dil öğrenme mevzusunu hep anlatıyorsunuz. İnsanların dil öğrenmeleri gerektiğini. Evet. İzleyicilerimiz de soruyorlar. Bir dil öğrenmenin en kolay yolu hangisidir diyorlar. Bir kere Türkçe biraz gramer bileceksiniz. Yani o da maalesef Türkiye'de pek iyi öğretilmediği için o mefhum. Zorluk çekiyorlar. Öğrendikten sonra da İngilizce öğreniyorlar. O İngilizce gramer de çok yardım etmiyor bazı konularda. Öbür Avrupa dilleri için. Mesela Batı dilleri için Latince önemli bir dildir. Biraz başlamak. Biraz hiç değilse. Bir de pratik de önemli değil mi? Yani konuşmayı geliştirmek için. Ona sonra geleceksiniz. Orada bir yırtacaksınız kendinizi samimi bir ortam bularak. İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitmek iyi bir yol değil. Yabancı dil öğrenmeye ilk hangi dille başlamak lazım? İngilizce mi? Bizimkiler İngilizce başlıyor. Bana kalsa mesela Farsça ile başlanır. Ölü dillerden biriyle başlanır. Yani neden? Bu daha iyi. Çünkü gramer öğreniyorsun ve retorini kavruyorsun işin. Ama artık İngilizce bilmeden de dünyada yaşamak mümkün o değil. O doğru, nihai olarak. Sadece doğru. Bilimsel bilimden bahsetmiyorum. Hayır, yani İngilizce. Hayatın herhangi bir anda bilmediğinizde İngilizce. Maalesef çirkin bir dil ama bana göre, fakat mecbursun yani. Siz İngilizceyi nerede öğrendiniz? Ben mi? Ben mülkiyeyi bitirdikten sonra Orta Doğu'ya gittim ve İngilizcem yeterli değildi. Hazırlığa devam ettim bayağı. Pek o kadar büyük sayılmazdım sınıftan ama 3-4 yaş büyüktüm o sınıfta. Fark etmiyor. Konuşmayı nasıl çözdünüz? Yok, konuşma ben kolay çözüyorum. Çünkü ben başka dil biliyordum ondan evvel. Yani yabancı dil konuşmak sorun değildi benim için. Onu yapmışım zaten. Ben hocam İspanyolca öğreneyim. Ne dersiniz? 40'tan sonra İspanyolca öğrenebilir miyim? Bir de İngilizce öğrenirsin. Öğrenirsin, öğrenirsin. Bizim şey var, Cuneyt da öğreniyor. Kim? Cuneyt da. Kim o ya? Cuneyt. Cuneyt İspanyolca mı öğreniyor? Haberim yok. Bir o eksikti. Vallahi istiyorum hocam ama yani olur mu bilmiyorum. Siz hep diyorsunuz ya 40'tan sonra dil öğrenilmez diye. Bir yandan da korkuyorum yani. O anlamda öğrenilmez tabii, o kolay ama yani öğrenirsen öğrenirsin. Size inat İspanyolca öğrenip çatır çatır konuşayım. Sonra da çatır çatır unutursun. Geç öğrendikçe de çabuk unutursun. Siz öyle diyorsunuz mesela, 40'tan sonra enstrüman da çalınmaz dediniz. Ben bayağı bas gitar çalmaya başladım. Ya ne olur bakalım, bir ay çalma da ne olursun. Ama öyle mi? Hocam İngilizce'de 2 ay 3 ay konuşma, hiçbir şey okuma, öyle unutursunuz. Yok, bazen unutmuyorsun. Çok erken öğrendiğin dilleri unutmazsın. Ama mesela bir 2-3 sene daha beklerse biraz da mektep oturuyor, unutulmaz. Hocam, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı evet. Geçenlerde demiş ki ekmek
aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bak burada da işte bir lisan sıkıntısı çekiyor adam. Şimdi böyle bir yanlış kanaat var. Ekmek fakir ve bundan dolayı sırf unla geçinen ve zekası gelişmeyen gibi bir teori vardı. Bunu uygun kelimelerle söylese bu kadar şimşeği çekmezdi üstüne. 300 kelimeyle konuşursan böyle laf edersin. Yani aptal der çıkarsın. O olmaz tabii. O zaman iş yanlış. Yani maalesef bazı şeyleri konuştuğun zaman lisan hazinen zengin olacak. Ne demesi gerekirdi hocam? Aptal yanlış bir ifade. Aptal zaten adamı hapsattılar. Daha yeni çıktı. Hayır yani şey bakımından, beslenme bakımından, bilgi edinme bakımından, hadi düşünme falan. O da çok cesur ya, dar kalan insanların beslenme biçimidir derse o kadar kabahatli olmaz. Ama böyle aptal diye lap diye geçirirsen gülerler adama. Çünkü bonfileyle geçinenlerin arasında da aptal çok yani. Saçma bir laf. Demeç verdiğiniz zaman lütfen 2000 kelimelik bir lisanınız olmasına hiç değilse dikkat edin. Bu çok açık bir şey. Adamı hapse mi atmak lazım? Yok işte o reaksiyon o çok kötü. Vallahi hapse atmaktan beter edildi zaten, konuşuldu. Ama ben böyle şeye hak vermiyorum. Doğruyu söylese bile kısmen. Kısmen. Çünkü ekmekle beslenen adamların aptal olacağına dair bir teori yok. Ama ekmekle beslenen adamın vücudu eksik kalır. Beslenmesi eksik kaldığı için vücut yapısında sakatlık olabilir. Yani ekmek değil etle beslemek de yetmez. Etle beslenip de hantıl huntul kalan bir sürü toplum var yani, yalan mı? Hocam psikiyatriste gider misiniz? Psikiyatriste, psikoloğa? Roman mı yazdıracağım kendimden? Ne demek istiyorsunuz? Hiç başka bir şey demek istemiyorum. Yok, istiyorsun. Söyleyin. Reklama lüzum yok, tamam. Bunun üzerinde tartışmayalım. Bizim mesleğimiz değil. Ben de çok konuşmak istemiyorum onun için. Siz de ismini vermeyin, doğru değil. Fakat tabii hiç hastalarından bahsetmeyen, hatta Engin Bey'i verdim çünkü Engin Bey rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun hastası olan aktör arkadaşımız da rahmetli oldu. Hepsini tanıyordum. Engin bana hiçbir zaman o çocuğun hastası olduğunu söylemedi. Yani öyle olması gerekirmiş zaten. Yani oymuş. Ben onun için onu söyledim. Geçen hafta ben televizyon programına kimi çıkardım? Kimi? Gülseren Budayıcıoğlu'nu. Türkiye'de her iki kişiden biri depresyonda şu an dedi. Dedi. O onun için mesleki bir propaganda olarak kabul ediyorum. Bunu da doğru bir ifade olarak kabul etmiyorum. Bunu söylemekle ne kazanıyorlar, ne oluyor yani? Türkiye'de her iki kişiden biri cahil, okuma yazma bilmiyor dersem bu bir şart slogandır. Hadi marif seferberliğine dersin. Her üç kişiden biri veremli, her beş kişiden biri kronik siflis yani frengi dersen o da bir seferberliği. Her iki kişiden biri depresyonda, ne yapayım yani? Bunu söylemenin nereden sayıyorsun? Kaç kişiyi elinizden geçiriyorsunuz ki bunları gerekli bulmuyorum. Türkiye'de kusura sizce... Kusura bakmasın, tabii depresyondayız. Hangimiz depresyonun olduğunu biliyor muyuz? Sabahtan akşama deli miyim ben, devamlı neşeli geçeceğim? O kadar neşeli bir toplumda değil yani. Bir istatistik vermeniz gerekse Türkiye'deki cehalet durumuyla ilgili. Evet. Sizce ülkenin yüzde kaçı cahil? Okuma yazma bakımından biz geçtik az gelişmişliği, çoktan geçtik. Biz Cumhuriyet'in %80'i köylümüz, köylü olduğumuz zaman yani memleketimizin %80'i köylüdür dedikleri zamanda bile alışılmış cehalet duvarını aşmıştık. Mesela enteresan bölünmeler vardı. Ankara'da bir takım ihtiyar köylüler ufacık çocuktuk. Bu otobüs nereye gidiyor oğlum diye sorar. Ama mesela Kars'a ben 56'da biliyorum. %90'ı okuma yazma bilir buradakilerin dediler. Sen bilmezsin o devri. Hakikaten bir sürü Estonyalısı, Rusu, Alman bilmem nesi var. İnsanlar da biliyordu yani. Kars izole bir vilayet. Ama 950'lerde Türkiye Birleşmiş Milletler'in cehalet yani bir illiteracy dediğimiz bir savatlık duvarını geçmişti.
şimdi zaten geçti. Artık okuma yazma bilmiyoruz diye bir sorun yok. Kritik soruyu soruyorum. Ülkenin yüzde kaçı yarı cahil? Onu bilemezsin. O maşallah tonla geziyor. Ne bileceksin bu yarı cahil? Amerikalı testini uygulasan bile vermez onu. Ama görüyorsun ne kadar yarı cehalet olduğunu. Üniversite mezunu insan en basit Osmanlıca kelimeyi bilmiyor. Coğrafya bilmiyor. Bir kere coğrafya bilmiyor. Yani üniversite öğrencisi harita çizmeyi bilmiyor. Bu çok komik bir şey. Üniversite mezunlarının Türkiye'de yüzde kaçı yarı cahil mezun oluyor? Yarı cahili bilmiyorum. Fakat üniversite mezunlarının arasındaki cehalet ve aydınlanma yani ziyalılık nispeti ve derecesi trajik. Yani tıpkı eşitsiz gelir dağılımı gibi. Hani nasıl eşitsiz gelir dağılımında Lorenz eğrisi böyle şey olur, şişer. Yani milletin işte ne bileyim %10'u gelirin %90'ını yiyordur falan. Öyle bir eşitsizlik oranı vardır. Bu üniversite mezunları arasında da cehalet ve bilgi ve bilgi sizlik, güzel Türkçe, kötü Türkçe, yazma, yazamama gibi yetenekler açısından bir ayrım varsa tıpkı Lorenz eğrisi gibi bir şey çıkar. Yani ben bunu tabii memuriyetimde gördüm. Hakikaten bir müessesede yazıyı doğru dürüst yazacak insan sayılı çıkıyor memurlar arasında. Bu bir şey değil mi? Bu çok trajik. Onun için diyorum ben size. Yani öyle her yerde üniversite açılmaz. Her yerde tıp fakültesi açılmaz. Bu arada bitirirken yine hatırlatalım. Programın başında da bahsetmiştik. Siz de Cambly'nin fırsatlarından yararlanmak için açıklamadaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz. Kafa TV devam ediyor benimle. Kafa TV devam etmiyor hocam. Program bitti. Program bitti diyeceksiniz. O kadar mı? Ha, ben başka şey söyledim zannediyorum. Değil mesela Candaş'ı çok sevildiğin. Şimdi dedim ki. Bu çok başarılı bir gazeteci değil. Ha iyi. Beni aramın işte yani. Aferin. Ya Candaş iyi program yaptın. Devam. Çok memnun oldum. Yakışıklılığımdan bahsedin. Yok deve şura bak. Bunun mu gibi böyle çıkıyor mu? Ha? Bu nereden çıktı? Cahil'le sohbeti kestim. Haftaya tekrar buluşacağız. Türkiye'nin güvenilir sağlam kapı markası Boyut Çelik Kapı, İlber Ortaylı'yla Cahil'le sohbeti kestimi sundu.